Bizler mülakatta pazartesi günü akşam saat 8'de açıklanan mülakatta mülakat sonucuyla elenen öğretmenleriz. Buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Pazartesi günü saat 8'den beri kabus gibi günler geçiriyoruz. Alanımızda hepimiz hemen hemen ilk 500'ün içine girdik. 80 puan üzerinde aldık. Örneğin ben sınıf öğretmeniyim. 82,9 puan aldım. Alanımda 346. oldum. 2175 kontenjan açtılar. Ben her türlü kontenjanın içerisindeyken mülakatta puanım 56'ya düştüğü için şu anda tercih bile yapamıyorum. Burada bulunan diğer arkadaşlarım da aynı şekildeler. Kaldı ki daha önce giren arkadaşlarımız mülakat puanları virgülden sonra yuvarlanırken bir önceki yıl. Bu yıl ne yazık ki onlar da 60 puanın altına çekildi puanları. Gerçekten sebebini bilmiyoruz. Bizim bütün umut 1000 kişi, evet 1000 kişiye aşkın bir sayımız var. Sebebinin ne olduğunu da bilmiyoruz biz. Bütün umutlarımız, hayallerimiz, planlarımız bunun üzerine kurgulanmışken biz pazar günü sevdiklerimizle, ailemizle acaba nerede yaşasak, yaşam koşullarımız daha iyi olacak, özlük haklarımız daha iyi olacak hayalleri kurarken pazartesi günü akşam saat 8 itibariyle bir ateş düştü evimizin içine. Tüm sevdiklerimiz de biz de çok mutsuzuz. Ya, hakkımızı aramak istiyoruz bu noktada. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Lütfen bizi duyun. Öğretmenlerinize sahip çıkın. Evet. Ve arkadaşlarımızın çoğu sıralamada olup elenen arkadaşlar. Yani şu an bir sıkıntı olmasa herkes tercih yapacaktı ve atanacaktı. Benim gibi olup üçüncü kez mülakata girip ilk iki mülakatında hiçbir şekilde düşürülmemiş arkadaşlarımız var. Şu an memur olup puanı düşürülen arkadaşlarımız var. Polis olup puanı düşürülen arkadaşlarımız var. Devlette ücretli öğretmenlik yapıp puan düşürülen arkadaşlarımız var. Yani bu insanlar devlette ücretli öğretmenlik yaparken sıkıntı olmuyor da kadroya alınırken mi sıkıntı var? Bunların, bu sorularımızın cevabını arıyoruz ve kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız. Sonuç alana kadar buradayız. Teşekkürler. Bir şeyi daha merak ediyoruz. Mülakatın Milli Eğitim Bakanlığı objektif olduğunu söyledi fakat mülakatlarda bir kamera kaydı yok. Şu anda biz sınava giriyoruz mülakata. 3 tane komisyon görevlisi var ve sadece biz varız. Şimdi kaydedilmeyen, bu şekilde kayıtlar altına alınmayan bir mülakatta böyle bir durumda nasıl bir objektiflikten bahsediliyor bilemiyorum. Bizim orada söylediğimiz, verdiğimiz cevaplar ve sadece 3 komisyon üyesiyle muhatabız. Nasıl bir objektifliktir bu? Bunu da çok merak ediyoruz. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şunu söyleyebilirim. İlk defa bu sınava girdim ve Türkiye 257.'si oldum alanımda. Kendimde umut buluyordum çünkü bu sınavı kazanmıştım. Sınavı kazanıp hemen atanıp gidip öğrencilerle buluşmak gibi bir hayalim vardı. Şu an Ankara Güven Park'tayım. Bunun için oldukça üzgünüm çünkü hakkımı aramak için elimden gelen pek bir şey yok aslında. Burada basın mensuplarıyla birlikteyiz. Sadece basın mensuplarının huzurunda şunları söylemek istiyorum. Lütfen bize destek olun. Bu çaresizliğimizi, bu çıkarttığımız sesi lütfen duyun. Tabii bu ses çok çığlık gibi duyulmayacak ama sesimiz kısıldı artık. Sürekli bir şeyler anlatmaktan, sürekli ailemizin emeklerini nasıl heba edildiğini anlatmaktan artık yorulduk. Lütfen, lütfen sesimiz olun. Buradan hem siyasilere, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına ya da sesimiz olabilecek bütün fenomenlere rica ediyorum. Lütfen bizim yanımızda olmaya devam edin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.